Sevgili izleyicilerimiz, konuğum, ekonomist yazar Sinan Bayraktar. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum, iyi kayıtlar, başarılar uğraşılarınızda. Teşekkürler, sağ olun. Kaydımızı mecburen dijital ortamda gerçekleştiriyoruz. Malumunuz bir virüs krizi yaşıyoruz, aslında küresel bir kriz. O konuya daha sonra geleceğiz. Sinan Bey, ilk sorum, bir işi iyi yönetmek, ekonomiyi de iyi yönettiğimiz anlamına gelir mi? Yani tabii şimdi orada önemli olan şey davranışsal sorunlar. Yani kişilerin yönetimsel olaylarını davranışlarıyla organize edebiliyorlar mı sorusuyla devam edelim ona. Ben sorayım soruyu. O davranış ekonomi, davranış kültürü insanların zaten genel bir yapısı. O genel yapı işine de yansıyor. Kendini güzel idare edenler, yani kendini yönetebilen insanlar işleri de güzel yönetiyorlar. Bugün dünyanın büyük kuruluşlarında organize olmuş kurumsallıktan bahsedilen tüm işlemlerde o kurumları yöneten insanların kendi yapısal durumlarına bir baktığımızda bu söylediğim kavramlar biraz oturuyor gibi. Yani işin içinde eğitilmiş insanlar, eğitilmiş iş gücü, psikolojiyi bilen, insanı tanıyan, özellikle duygusal zekayı kullanabilen insanların başarılı olduğunu görürsünüz. Ekonomiye de direkt yansır. Yani başarılı kurum dediğiniz zaman kurumu bütün örgütleriyle tanımlamak lazım. Örgütleri de insanlarla tanımlamak lazım. İnsanlarıyla yürüttüğünü görürsünüz ki kurumsal firmalarda bugün marka olmuş firmalarda, yani 150-200 yıllık kuruluşlarda da patronların olmadığını, sistemin ve yeni monte edilen insanlarla devam ettiğini görebilirsiniz. O da davranışsal bir durumdur. Yani İşi idare eden insanların kalitesi çıkar ortaya. Yani insan kavramı çıkar ortaya. İşte orada en önemli kavramların başında herhalde eğitim geliyor. Altyapısı sağlam olan kişiler daha güzel iş idare ediyorlar. Hocam biraz önce duygusal zekasını kullanabilen insanlar işlerde, yani işte daha başarılı olurlar dediniz. Bunu biraz açabilir misiniz? Yani duygusal zeka o meşhur duygusal zeka tanımlarımız var bize. Daniel Goleman'ın yayınladığı. Yani zekayı ne şekilde kullanıyoruz? Duygusal zeka kullanan insanların bir düşünme süreleri vardır. Malum duygusal zeka hakikaten çok önemli bir bilim dalı halinde. Bizler duygularımızla hareket eden toplumlarız. Özellikle Orta Doğu bu taraf, yani Asya'ya doğru geldiğiniz tarafta özellikle de Orta Doğu, duygularıyla çok hareket eden insanları görürsünüz. Duygusal zeka kullanımı bir öğreti ister. Yani o zekanın kullanımını ister. Bu da çocuk gelişiminden bugüne kadar olan süreçtir yaşımızda. Eğer biz duygusal zekayı doğru kullanabiliyorsak bir takım hitabetleri ve davranışları ona göre yönetebiliyoruz. Yani tepkilerimizi, öfkelerimizi, kontrollerimizi, ilişkilerimizi yönetebiliyoruz. Eğer duygularımızı kullanırsak, direkt duygularımızı kullanırsak, zeka ile birleştirmezsek o duygumuzu, hata yapma oranımız oldukça yükseliyor. Bu işletmeler için, kişiler için de geçerli, sokak için de geçerli. Yani çok gelişmişlik içine baktığınız zaman insanların duygusal zeka altyapılarının kuvvetli olduğunu görüyorum ben. Her zaman onu vurguladım. Bu mantığı kullandığınızda düşünme mantığıdır, bu algılama mantığıdır. Süreçleri var bunun. Çok basit örnekle açıklamaya çalışayım. Bugün öfkeyi kontrol etmenin yolu öfkeye karşı beklemekten ve hemen hareket etmemekten geçtiğini görürsünüz. O bir duygusal zeka kullanımıdır. Yani tepkileri çabuk yansıtmamak, kendinizi kontrol etmek ve kendinizi yönetmekle çok alakalı. Bugün işletmelerde de aynı şey var. Bakın dünya çok önemli süreçlerden geçiyor. Bu süreçlerin altyapıları uzun yıllardır geliyor. Aslında hazır sıkıntılar. Belki bir sorunuzda o da gelecek. Yani virüs, dünya ekonomi içindeki sistemleri de buralardan geliyor. Yani buralarda hep altyapılar hazırlanmış, birikmiş gelmiş. Eğer duygusal zekayı doğru kullanırsa işletmeler ve kişiler doğru süreçlere doğru gidiyorlar. Ben yabancı işletmelerle de beraber oluyorum zaman zaman. Oradaki yöneticilerin hep bu sistemi kullandığını görüyorum. Çok başarılı olan kişilerin duygusal zeka sistemleri yerindedir. Dünyanın en büyük kuruluşlarına bakın. Onların kariyer leri üst seviyeye ulaşmış olan insanların yönetimsel bakış açılarında söylemlerine dikkat edin. Altında duygusal zekayı görürsünüz konuşmalarında. Evet hocam, insanların davranışlarının ekonomi yönetimini nasıl etkilediğini soracaktım ama sanıyorum cevap vermiş oldunuz. Peki davranışsal finans, davranışsal ekonomi kavramlarını da artık çok sık duyuyoruz. Finansal kararlarımızı davranışlarımız nasıl etkiliyor?
Kişinin zaten sistem içindeki davranışları finansal kararlarına doğru gidiyor. Yani dünyada iki tane büyük sektör var bence. Bir tanesi finans sektörü, bir tanesi sağlık sektörü. Bu iki sektör çok dinamik çalışıyor. Yani birisi sağlığın yerinde olması lazım. Bir de bunu sağlığı yerine koyarken paranızın çok güzel idare edilmesi lazım. İnsan niye yaşar? Neden bu süreci sürdürür? Yaşamın bir amacı vardır. Sağlıklı olmak ve o yaşamdan mutluluk alabilmek, huzur ise. Bunu da bir takım araçlarla yerine getirmesi lazım. Uğraşıların tümünün içinde kişinin kendi yapısal durumu da vardır. Bunu da ancak ekonomisini düzelterek yapacaktır. Yani bir fakir kişiyi, varlığı olmayan bir kişiyi düşünün, çektiği sıkıntıları düşünün. Bir varlıklı veyahut orta kesim üst insanların yaşadıkları durumu düşünün. Her ikisi vefat üzerine uğraşmak için çabalarlar. Çok basit bir örnekle, güncelden örnek vereyim size. Binlerce insan, çoluk çocuk Avrupa sınırında, Bulgaristan sınırında, Yunanistan sınırında daha iyi bir refah düzeyine erişebilmek için mücadele veriyorlar. Soğukla, açlıkla ve sıkıntıyla karşıdan gelen tepkilerle. Bunun amacı kendi davranışlarını yönetilmek adına mücadele vermek, sıkıntı çekmek. Şimdi iki tane sektör işte orada yer alıyor. Biri finansal, para kazanacağım, kendimi sağlam bir yere oturtacağım ve geleceğimi ona göre kuracağım. İşte bütün insanlık sistemi sağlık ve para üzerine oturuyor. Çok küçük bir fıkrayla bunu özetleyeceğim size. Bir Kayseri fıkrasıdır, her zaman anlatırım onu. Mehmet amca hasta yatağında son nefesini vermek üzere, doktor demiş ki yakınlarına, ya toplanın son nefesi, artık başına gelin, bütün yakınları gelsin, sizi de görsün, bilinci yerinde. Hepsi toplanmışlar odaya. Mehmet amca gözünü açmış. Yani herkes burada mı, hanım burada mı, çocuklar burada mı, herkes geldi mi demiş. Geldi demişler, amcamın çocukları, siz de mi buradasınız demiş. Ya demiş, herkes buradaysa demiş, dükkanı kim açtı? Şimdi dükkanı açmazsanız para kazanamazsınız. Ben gidiyorum, sağlığınıza dikkat edin, ama para da kazanın anlamındadır. Bizim Kayserili fıkralarından biridir bu. Yani davranışsal ekonominin içinde emotionics denilen iklim, duyguların yönetimi, duygusal ekonomi, yani nörotik davranışlar, nörotik satışlar, nörobilim hepsi getirdi, bizim duygusal zekanın üzerine oturttu. Biz ekonomiyi yönetirken finansal sistemleri insan davranışlarıyla beraber hareket ettiriyoruz. Neticede insan temel ihtiyaçları, satışların ve alışverişin temel kuralıdır. İhtiyaçların karşılanma sanatıdır satış. İhtiyacı kim belirler? İnsan belirler. İnsan koyduğu zaman, istediği zaman ekonomi oturuyor. Yani ekonominin şekli tamamen davranışsal isteklerle, duygularla, yönetimsel tutumlarla ve bunlara olan davranışlarla yürüyor. Parayı da oradan idare ediyorsunuz. Son dönemi işte görüyorsunuz. Son güncelleri de görüyorsunuz. İnsanların ekonomiye karşı davranışlarını da görüyorsunuz. Peki Sinan Hocam, gündem demişken, insan davranışı demişken, malumunuz küresel bir kriz diyebiliriz, koronavirüs tehdidi. Bakın biz sizle aslında bu röportajı yüz yüze yapacaktık, o şekilde evet, kararlaştırmıştık. Evet, ama şartlar evet. Gereği, neyse sağlık olsun diyelim. Şu günleri hep birlikte inşallah sağlıkla atlatacağız, ben inanıyorum. İnşallah. Mesela dijital ortamda gerçekleştiriyoruz. Bunu etkiledi, ekosistemi etkiledi, davranışlarımızı etkiledi. Bizim alışveriş, işte tüketme, sokakta gezinme, hatta bakış, birbirimize bakışımızı bile etkiledi. Kesinlikle. Bunda neler söyleyeceksiniz? Vallahi çok tabii ciddi bir durum. Yani bunu ben bir takım televizyon yayınlarında da anlatıyorum. Ekonominin davranış modellerinden bir tanesi de ihtiyaçların bazen sıkıntıya düştüğü anlarda insanların ona karşı olan tutum ve davranışlarını görüyorsunuz. Şimdi çok enteresan bir durum. Biz bunu zaman zaman mücbir sebeplerde oluşan hallerde de gördük. 70'li yıllarda, 74'lerde Kıbrıs Savaşı sırasında, ihtilallerde, Türkiye ekonomisinin oynak dönemlerinde, sokağa çıkma yasaklarında çok gördük. Bu tabii çok kritik bir dönem. 1918'de İspanya'da da bir grip salgını başladığı zaman orada da olan davranışlarda aynı modeller çıkmıştı. İngiltere'de işte kömürden zehirlenmeler sırasında 10-12 bin kişinin öldüğü dönemlerde insanların öncelikle kendi kabuğuna çekilerek kapanma sistemlerini devreye soktuklarını görüyorsunuz. Hatta yakınlarının elinden gıdayı ve diğer ihtiyaç maddelerini aldığını, kavgalar çıkardığını görürsünüz. Bu konuda tabii toplumların yapısal durumu da çok önemli. Bugün dünyada arz ve talebe baktığınız zaman arz oldukça yüksek. Yani üreten bir dünya var. Gıda olsun, ihtiyaç maddeleri olsun. Hiçbir şey eksik değil, alabiliyorsunuz. Tabii insanlar böyle panik hallerinde
kendini yönetmeyi çoğu zaman bilemiyorlar. Etraftan da tetik etkisi var bunun. O da çok kötü yönetiliyor. Bir sosyal medya gerçeğimiz var. Kenara atamazsınız. Sosyal medya üzerinden herkes tetikleniyor. İyi veya kötü. Tabii ki orası bilgi portalı, bilgi amaçlı bir yer orası. Sunulacak ama yalan yanlış haberlerin de bir tetik etkisi insanların sokaktaki hareketlerini ve davranışlarını değiştiriyor. Hatta düşünün, yakınınızda, apartmanınızda bir bugün için koronavirüslü bir teşhis konulduğunu düşünün. O kişiye karşı o apartmandaki nasıl davranış yapacaklarını bir tahmin edin. Bence çok iyi olmayacaktır davranışları. Herkes virüslü gibi, vebalı gibi kaçacaktır ondan. Bunlar çok güzel davranışlar değil. Dünyada açlıktan on binlerce kişinin öldüğünü, her gün binlerce kişinin yok olduğunu, gripten 2019 sayısını söyleyeyim size, Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 bin küsür kişi grip vakasından ölmüş. Tabii bu da ciddi bir vaka. Gerçekten küçümsenmeyecek, azımsanmayacak. Ama bence insanlara ekonomide bir şeyi öğretti. Önce korunmayı, temizliği ve birbirine davranmayı öğretti. Hayatın değerini öğretiyor bu. Yaşamın değerini öğretiyor bunlar. Özellikle yaşamın ne kadar önemli bir şey olduğunu, yaşlıları çok etkilediğini, yaşlıların ne kadar değerli insanlar olduğunu, onlara davranış modellerimizi ortaya çıkarıyor. Hepsini bir yerde ders alacak şeyler çıkarıyor ortaya. Yani sistem getiriyor size, bir şeyleri öğretiyor. Ders alabilmek lazım. Tabii bunu ekonomik verilerle de birleştirmek gerekiyor. Son dönemde ciddi bir şekilde, ki son veriler son 3 ayda, Mart ayı sonuna kadar 330 milyar dolar gibi bir kayıp var ekonomide, dünyada, küreselde. Çin'deki büyüme aşağı düşüyor. Amerika Birleşik Devletleri işte Fed'de para basıyorlar. Yeni 700 milyar dolarlık bütçe aktarıyorlar. İtalya berbat vaziyette ekonomisi ve Avrupa Birliği sağlık sisteminin sorgulandığını ortaya çıkarıyor, ki bizde de, yani bütün dünyada sağlık ekiplerinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor, sağlık çalışanlarının. Yani burada ekonomik değerler çok farklı farklı şeyler gösterecek bize önümüzdeki dönemde. İşleri ona göre yönetmemiz gerekiyor. Krizleri buna göre yönetmemiz gerekiyor. Bir de işletmelerimiz ve kendimiz beraber yönetilmesi gerekiyor. Bunlar bize büyük dersler çıkarıyor. Ders alabilene, yönetimsel modellere, insan davranışlarına, hepsine kadar getiriyor bizi. Evet, umarız hem sağlık anlamında hem ekonomik anlamda kolayca atlatırız. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum, başarılar diliyorum. Herkese sevgi ve saygılar sunuyorum. Saygılar bizden. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.